Sağlıklı günler spor hikayeleriyle bir kez daha huzurlarınızdayız. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Tekerlekli sandalye basketbol erkek A milli takım baş antrenörü Sayın Ahmet Akın. Ahmet Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ayağınızın tozuyla diyelim antrenman yaptınız. Paralimpik olimpiyatlara hazırlanıyorsunuz ve bizi kırmadınız. Biz birkaç hafta önce Münir abiyle Münir Bey'le yaptık. Tekerlekli sandalye ile ilgili çok şey öğrendik. Ve sizler de bizim göğsümüzü kabartan işler yapıyorsunuz. Avrupa şampiyonluğu var. A milli takımın başarıları var. Liglerde özellikle Galatasaray başta olmak üzere çok önemli başarılar var. Öncelikle biraz sizi tanıyalım abi. Sizin hikayenizi dinleyelim. Neden tekerlekli sandalyeyi seçtiniz? Buraya yaşadığınız sürecin bir özetini isteyelim. Arada konuyla ilgili sorular mı olacak? Özellikle engellerin spora katılma motivasyonlarını ile ilgili sorum olacak size. Hocam söz sizde. Tabii ki. Ahmet Akın, 74 Rize doğumluyum. 18 yaşında geçirdiğim trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettirmekteyim. Yaklaşık 10 yıl milli sporcu olarak ülkeme hizmet ettim. Ondan sonra basketbolu bıraktıktan sonra da önce Gazi Üniversitesi'nde akademiyi bitirerek kendi profesyonel hayatımdaki kariyerimde bir pencere açtı. Spor akademisi mezunusunuz değil mi? Aynen. Evet. Uzmanlığım basketbol. Sonrasında da 2015 yılında A milli takımda yardımcı antrenör olarak göreve başladım. 2019 yılında da baş antrenörlük görevine getirdikten sonra hala o görevi yürütmekteyim. Hocam çok kritik bir yaşta geçirmişsiniz bir kaza. Yani 17-18 yaşlar işte ergenliğin, delikanlılığın işte fişek gibi olduğu yıllar. Mutlaka zor bir süreç. Biraz oradan bahsedelim. Çünkü sizin o geçirdiğiniz evreler, mücadeleniz, ailenizin, çevrenizin desteği, kendi azminiz ve şu an herkesin hayalidir olimpiyatlarda mücadele etmek. Yani her spora gönül vermiş insan. O anlamda siz elit sporcuların başında olan bir isimsiniz. Bu anlamda da çok önemli işler icra ediyorsunuz. Göğsünüzü kabartan işler yapıyorsunuz. Biraz buradan bu konuya girmek istiyorum hocam. Mutlaka sıkıntılı bir süreçti. O süreci nasıl aştınız? Nasıl bugünlere geldiniz hocam? Tabii ki yani hakikaten 17-18 yaşları dediğiniz gibi deli fişek olunan zamanlar. Yani gözünüz hiçbir şey görmüyor. Zor süreçler yaşadım. Yaklaşık 2 yıl rehabilitasyon sürecim sürdü. Bu rehabilitasyon süreci hastanedeki rehabilitasyonu çok kastetmiyorum. Hastanede sadece fiziksel bir rehabilitasyon süreci sürüyor ama topluma, sosyal hayata kazandırılma noktasında çok büyük faydası olmuyor. Ne zamanki spor salonlarıyla tanıştım, benim rehabilitasyon hikayem başlamış oldu. Yani o rehabilitasyon nasıl? Aslında ülkede özellikle bizim 90'lı yıllar için söyleyeyim, engelli bakışı biraz daha farklıydı. Yani bize de belki bunu böyle empoze ettiler. Yani niye? Çünkü sokakta zaten çok fazla engelli birey göremiyordunuz. Bizim kendim içimi söyleyeyim, kendi ruhi aileyetimde de aynı şey vardı, sıkıntı vardı. Yani ilk kazayı geçirdiğimde de şunu söylemiştim kendime. Niye ben? Bu hayat nasıl devam edecek? Yarınım ne olacak? Tamamen bu gözümün önünden geçmişti. Film şeridi gibi derler ya hani. Evet, evet. Ama spor salonuna ilk adımı attıktan sonraki sürecim tekrar yeni doğmuş bir çocuğun emeklemesi gibi. Yeni bir hayata başlıyorsunuz. Kendinizi tekrar tanıyorsunuz. Kendinizi tekrar kurguluyorsunuz. Hayata bakış açınız değişiyor. O ilk engelli olduğunuz zamanki at gözlüğüyle baktığınız şeyi, o at gözlüğünü çıkartıyorsunuz. Tekrar dünyanın var olduğunu görüyorsunuz ve hayat mücadelesinde kendinize yer edinmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bu dediğim gibi benim en güzel ifade ettiğim yer spor sahasıydı. Çoğu şeyimi ben o sahada kazandım. Hep ben söylüyorum bunu bütün röportajlarımda da.
işimi, eşimi, hayatımı, tamamını ben salonda kazandım. Onun için belki çok böyle ütopya olacak ama engelimle hiçbir zaman, şu an için söylüyorum, bir sıkıntım olmadı. Hatta bunu avantaja çeviren bireylerden bir tanesiyim. Tabii ki sağlıksal yönden sıkıntılarımız oluyor mu? Evet, tabii ki olacak. Yani hiçbir problemimiz yok demek de çok doğru değil. Hani toz pembe dünya. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Ama şu anki yaşadığım hayattan memnun muyum? Evet, memnunum. Çünkü ben şu anki yaşadığım hayatı sizle paylaşıyorum. Evet. Çünkü öbürünü bilmiyorum çünkü. Nasıl bir birey olacağımı da bilmiyorum. Evet. Yani evet. O anlamda baktığınız zaman tabii ki biraz sonra anlatacağım şeyler her spor adamının yaşamak istediği şeyler. Bu başarılar her spor insanı için, her spor adamı için yapılması gereken şeyler. Allah bunları bize nasip etti. Ama onun için çok çalıştık, çok çabaladık. Hem sportif anlamda, sporcu anlamında söylüyorum. Çünkü sahadan gelmek, alaylı gelmek, sonrasında akademik kısmı okuyup oraya bir süreç ayırmak ufkunuzu genişletiyor. Kesinlikle. Farklı gözle bakmaya sebep oluyor. Hocam 92'de kaza geçirdiniz. Birkaç yıl hastane tedavi süreci yaklaşık 94-95 94'te spor yani. Evet. Aynen öyle. Yani o zaman baktığımızda siz daha 20'li yaşlardaydınız. Yani çünkü yeniden doğdum ifadesini kullandınız. Evet. Sizi peki spora, basketbola teşvik eden kimdi? O biraz da ona, bu bölümün sonunda ona değinelim. Şöyle çok tesadüf benim aslında. O zamanlarda tabii böyle ligler falan yok. Takımlar işte çok yeni oluşturuluyor. Çünkü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun o zamanki adı Engelliler Spor Federasyonu'ydu. Takımlar kurulmamıştı. Yerel organizasyonlar şey. Emekleme evresindeydi. Tabii. Yeni kuruluyordu yani. 90'lı evet. yıllarda kurulmuş ve bir yere doğru gitmeye, yönünü bulmaya çalışıyor aslında. Aynen. Ailem o süreç içerisinde bir gazete küpüründe engelli basketbolcular aranıyor diye bir haber görüyorlar. Benden habersiz spor salonuna gidiyorlar, organizasyonu izliyorlar. Biz bunu diyorlar işte kardeşimizi anlatmamız lazım. Baya bir tedirgin geldiler falan, bir anlatsak anlatmasak modunda. İşte bana konuyu açtılar. Dediler ya böyle böyle şey var falan, yapar mısın? Ben tabii ki ya olur mu şey, ben zaten kendimle uğraşamıyorum, bilmem nasıl gideceğim oraya falan. Nasıl edeceğiz falan. Neyse bir şekilde beni ikna ettiler. İşte o salona girdiğim anda zaten dünya değişti. İşte evet. Engelli bireylerin hakikaten bu spor olur, sanat olur bir şeyle kendilerini ifade etmesi lazım. Hayata evet. bağlaması için. Niye? Çünkü bu ülkede hakikaten bir dönem dezavantajlı topluluk. Çünkü eğitemiyorsunuz. Okullar onlara uygun değil. Sokağa çıkartamıyorsunuz, otobüsler onlara uygun değil. Yani baktığınız zaman çok dezavantajlı grup. Dediğim gibi biz o yıllardan sporla bunu dezavantaja, avantaja çeviren bireylerden bir tanesi evet, oldum. Evet. O noktada ailemin çok büyük katkısı vardır. Evet. Burada tabii işte bize düşen, medyaya düşen çok büyük sorumluluklar var. Çok fazla yer verilmiyor. Ve orada dediğin çok önemli bir konuydu aslında. Küçük bir şey yani sayfada belki de gözden kaçırabilirdi aileniz. Küçük aynen bir öyle. Küpür. Hani bugün bizim zaten de CRI Türk'te elimizden geldiğince daha başka branşlara da yer vermeye çalışıyoruz, çalışacağız da. Birkaç haftadır da engelli özellikle tekerlek sandalyeye yer vermeye çalışıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu aslında bir göstergesi hocam. Belki bizi şu an işte arabasında, radyoda dinleyen, belki engelli çocuğu, yakını, akrabası olan, hayata negatif bakan ama bunun sporla nasıl üstesinden gelindiğinin somut bir örneğisiniz hocam. Siz ve o milli takımdaki aslan kardeşlerimiz. Aynen aslanlar. Gerçekten öyle. Şimdi bir kısa bir müzik arası verelim isterseniz hocam. İkinci bölümde evet. O aslanlarla nasıl gidiyor işler? Olimpiyatlar malum pandemi nedeniyle ertelendi. Paralimpik olimpiyatlar 24 Ağustos 5 Eylül tarihlerinde yanlış hatırlamıyorsam hocam. Doğru. Ve oradan ya oraya katılmak zaten büyük bir onur. Ama bu sefer oradan da olimpiyat şampiyonu olarak
dönersiniz ve biz de size şampiyon olarak bir röportaj yaparız. Şunu söyleyeyim hocam, bizim katılmamız yetmeyecek ya, biz oradan alıp ya döneceğiz. İnşallah. Yani inşallah. Yani tabii bunu ikinci şeyde, bölümde konuşalım. Konuşalım. Evet. Bu takım çok özel bir takım. Yani onu anlatacağız zaten, neler evet. yaptığını, neler başardığını. Çok özel bir takımla çalışıyorum. Ben o noktada kendimi çok şanslı addediyorum. Yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman sıradaki eser engelli sporcularımıza ve size gelsin hocam diyelim. Tamam, teşekkür ederim. Müzik arasının ardından Ahmet Akın'la bu hoş sohbetimiz devam edecek. Evet, sağlıklı günler. Spor hikayelerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de vurgulayalım. Tekerlekli sandalye basketbol erkek A milli takım baş antrenörü Ahmet Akın konuğumuz. Ahmet hocam, birinci bölümde bu spora nasıl başladığınızı anlattınız. Kaçıranlar da dijital platformdan yayınlanacak. O zaman mutlaka dinlesin isterim. Milli takımın 96'dan başlayan ve günümüze kadar sürekli yükselen bir trendi var. Hem kulüpler bazında hem milli takımda. Ve çok önemli başarılara imza attı milli takımımız. Avrupa şampiyonlukları, ikincilikleri, dünya üçüncülükleri var. Biraz bu süreci konuşalım ve siz Antalya'daki kampta bir kampınız daha olacak zannedersem. Şampiyona paralimpik olimpiyatlar öncesi. Bu süreç nasıl gidiyor? Milli takımdaki hava nasıl? Birinci bölümün sonunda biz oraya gittik, artık kupayla dönmek istiyoruz inancı hem ses tonunuzda hem gözlerinizde vardı hocam. Neler söylersiniz? Ya bu tabii dünyayı ve ülkemizi saran pandemi aslında çoğu organizasyonlarımızı maalesef ötelememize, ertelememize neden oldu. Maalesef. Bizim liglerimiz de maalesef bu sene pandemi dolayısıyla federasyonumuz tarafından ve Spor Bakanlığı tarafından birkaç kez ertelendi. Nisan 8 itibariyle de inşallah liglerimiz yeniden başlayacak. Biz hem liglerimize bir destek olsun diye de ligin oynanmadığı noktada milli takım kampları olmaz diye biraz öteledik aslında bu süreci. Ama federasyonumuz ve Spor Bakanlığımız bunlara izin verdiği noktada da hemen milli takımımızı kampa aldık. Bu süreç içerisinde... Bu süreçte nasıl hazırlandılar sporcular hocam, onu merak ediyorum. Şöyle yani... yaptık biz, hem Spor Bakanlığı hem federasyonumuz tarafından küçük küçük videolar çekerek evde, zaten o zaman biliyorsun sokağa çıkma yasakları ve evet. çok büyük yasaklar vardı. Fiziksel aktivite noktasında ancak yapabildik. Zoom yani üzerinden toplantılarımızı yaptık. Aynen. Sadece evet. fiziksel bir antrenmandı. Yoksa sahadaki antrenman programını yapmanız mümkün değildi. Sadece spor içerisinde kalmalarını sağladık. Bunda da başarılı olduk. Ama liglerin oynanmaması bizim için çok büyük bir handikap oldu. Şu an dünyada ligleri oynanan İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya şimdi başladı. Fransa işte bir oynadı, sonra tekrar bıraktı. Biz de inşallah Nisan'da başlayacağız liglerimizi oynatmaya. Onun öncesinde hemen basketbola, hayata dönüş gibi bir milli takım kampı planladık. Burada da 32 sporcumuzu çağırdık. Şu an Antalya Kemer ilçesinde kamp programımızı devam ettiriyoruz. Bunu ikiye böldük. Dörder günlük 16'şer sporcumuzu çağırarak buradan sayımızı 20'ye düşüreceğiz ve long listemizi hazırlayacağız. Bu 20'nin üzerinden sebebi nedir hocam? Yani ya pandemi süreci çok fazla sporcularımızı bir arada tutmadan hem de daha iyi gözlemleyebilmek için. Yoksa 32 sporcuyla uzun kamp dönemleri çok verimli geçmez. Hem de çok da sağlıklı sonuç alamayız. Onun için ideal olarak 16'şer sporcu çağırarak iki grup halinde çalışmalarımız devam ediyor. Sürecimiz nasıl işliyor? Bundan sonra tabii liglerimiz başlayacağı için sporcularımızı tekrar liglerimize göndereceğiz. Sonrasında bizim Haziran'ın 20'si itibariyle Ağustos'un, yani uçacağımız tarihe kadar, 19 Ağustos olacaktır o da büyük bir ihtimalle, şu an takvimde öyle görünüyor. Yaklaşık bir 50 günlük bir sürecimiz var. Orada hem yurt dışı turnuvaları hem Türkiye'deki kamplar noktasında devam edecek. Ayrıca kişisel antrenman programları vereceğiz sporcularımıza. Yoğun bir programımız geçecek. Yani bunun nereye gidecek diye bakar isek, şimdi
biz 2016'da Rio Paralimpik oyunlarında 3-4 maç oynarken aslında orada son saniye kaybettiğimiz bir madalyamız vardı. Onu şu an inşallah final maçı oynayarak telafi edeceğiz. Yani 3-4 maçı değil. Hani madalyanın rengini sadece belirleyeceğimiz bir müsabaka olacak. İnşallah. Umudumuz o. Eğer büyük düşünemezsek büyük olamayız zaten. Önce düşüneceğiz, hayal edeceğiz. Ben sporcularıma da onu söylüyorum. Önce hayal edin, yatın, önce rüyanızda oynayın, bir madalyayı görün. O keyif hep beraber yaşayalım. Tarihe isminizi yazın. 100 yıl sonra bile o isimler o hikayede kalsın. Bir parçası o hikayenin de siz olun diyorum. İnşallah bunu başaracağız. Şimdi önemli tecrübeleriniz var hocam. Özellikle 2017'de düzenlenen ve şampiyon olduğumuz Büyük Britanya'yı yeniyoruz. 76-69. O maç sonrası yaşadığınız duyguları da biraz bizimle paylaşır mısın hocam? Şimdi öncesinde hani kaybedilen son saniye basketiyle kaybedilen müsabakalar var. Hani dediğim gibi o oralara bulunmak bile büyük bir onur. Ama bu 2017'de şampiyonlukla taçlanıyor. O an hem sizin hem sporcularınızın duyguları, özel anları bizimle paylaşabileceğiniz birkaç anınızı paylaşmanızı rica edeceğim. Yani şöyle tabii, bu takım çok özel bir takım. Bu takım uzun yıllardır finalde kaybediyordu. 2017 o anlamda çok enteresan bir tarihtir. Şampiyonluğun tabii tarifi saha içerisinde olunca, o tat saha içerisinde olunca, hüngür hüngür sporcunuzu ağlıyor, siz ağlıyorsunuz. Çünkü yapılmayan bir şeyi yapıyorsunuz. Yani aslında o ana kadar, o horn çaldı, maç bitti, bütün hazırlıklarınız, bütün kavganız, bütün sevinçleriniz, bütün işte ailenizden uzakta geçirdiğiniz zamanlar hepsi bitiyor. Evet. İnanılmaz bir mutlu. Rahatlıyorsunuz ama o anı da yaşıyorsunuz. Yani bu başka bir şey. Ben hayatım boyunca bunu yaşamadım. Hatta şeyde de söylediğim TRT canlı yayınlanmıştı o zaman. Orada söylediğim şey de oydu. Yani bu inanılmaz bir tarif. Tabii ki burada evet, başarı oradaki 12 tane sporcu, staff, ama oraya gelene kadar onlara emek veren onlarca kulüp, antrenör, arka tarafta federasyon çalışanları, sporcularımızın aileleri, çocukları, eşleri. Yani aslında o kadar hikaye var ki. Yani evet, hepsini bir bütün halinde düşündüğünüz zaman zaten başarılı oluyorsunuz. Hani onun bir... O masanın veya sandalyenin bir bacağı eksik olsa o başarı gelmez. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Herkes aynı şeyi düşünecek, aynı şeyi yapacak, aynı enerjiyi yayacak. Onun için inşallah bu bir üstü daha. Çünkü paralimpik oyunlar veya olimpiyatlar sporun en üst noktası. Kesinlikle, kesinlikle. Orada olmak bile tabii ki çok büyük bir ayrıcalıktır. Ama biz tekrar söyleyeyim, biz orada olmak için değil. Biz orada hakkımız olan şeyi 2016'da bıraktığımız madalyanın sadece rengini değiştirerek alıp inşallah geleceğiz. İnşallah. Burada 80 küsür milyon Türk vatandaşının bize yüklediği o ağır misyonla beraber yapacağız. Onlar dualar çünkü bizim için önemli. Her zaman yanımızda hissediyoruz. Eyvallah hocam. Bu bölümün sonunda şunu da söyleyeyim hocam. Özellikle alttan gelen gençlerin de çok önemli başarıları var. Yani o anlamda ya bir 10 senemiz garanti gibi. Tabii ki bu çalışmaktan, bu sarf ettiğiniz efordan vazgeçmeyeceksiniz. Alttaki yani genç arkadaşlarımızın durumları da çok iyi. Biraz da onlara değinelim bu bölümün sonunda hocam. Şöyle söyleyeyim. Tabii bizim alttaki jenerasyonun en önemli başarısı iki kez arka arkaya Avrupa şampiyonu olmalı. Şampiyon oldu. Aynen öyle, ikisi İtalya'da, bir de Kanada'da. Dünya ikincisi oldular, final oynadılar. Ki 2019'da biz Polonya'da oynanan şampiyonaya o takımdan 4 tane sporcu götürdük. Yani bu uzun yıllar sonra yapılmayan bir şeydi. Biz onlardan da istediğimiz verimi aldık ki yeni jenerasyonu artık yavaş yavaş amilli takıma adapte etmek lazım. Hı. Abileriyle o tecrübe, abilerinin o tecrübelerini görmeleri ve onlara aktarmaları, evet, lazım. Çünkü en iyi öğretici aslında önlerindeki rol modellerdir. Bunlar kesinlikle da sahadaki, her ne kadar biz antrenman programları ya da
dışarıdaki toplantılarımızı söylesek de o sahadaki oyuncuların, abilerin, üst düzey oynayan sporcuların ekstra bir sandalye sürüşü, ekstra işte pas atışı, ekstra şut atışı falan bunların hepsini görerek ve doğru rol modellerle aslında gösterirsiniz. Onun için gençlerimiz geliyor. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz de onları A milli takıma getirerek alttan diğer geleceklere de bir heyecan katıyoruz. Çünkü şunu söyle aslında bizim anlatmamız lazım. Yeter ki siz çalışın, çabalayın. Gerekli şeyi biz zaten yerine getiriyoruz. Hocam çok kısa bir sorum daha olacak. Mesela Özgür Gürkulak, milli takımdaki bütün oyuncular elbette ki çok değerli. Özgür 40 yaşında. Yani bu da var. Yani kaç yaşına kadar oynayabiliyor yani? Biraz daha geniş gibi. Hani ve Özgür'ün performansı 18'lik oyuncular gibi yani. Ya Özgür tabii çok özel bir oyuncu. Ama Galatasaray'da önemli bir isim. Evet, Galatasaray'da çok önemli başarıları var. Doğru. Şu an Beşiktaş'ta bu sene oynuyor. Aynen. Aynen. Galatasaray'la hani o yaşadıkları şampiyonluklar var ya. Tabii ki. Evet. Tabii ki Galatasaray'ın bu ülkeye kattığı tekerlekli sandalye zaten hani diğer sporlarda evet ama tekerlekli sandalye basketboluna kattığı çok öncüsüdür diye. Tabii çok arkasından Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe ki bunlar lige girmesiyle ligimizin marka değeri artmıştır. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir şey. Yani eğer bu markaları siz beden engelli sporlarına çekebiliyorsanız işte o zaman başarılı oluyorsunuz. O zaman çok insana ulaşıyorsunuz. O zaman işte sporcuyu daha çok aramanıza gerekmiyor. Onlar size gelmeye başlıyor. Evet. Yani bu aslında etki tepki gibi düşünün ya da fayda zarar gibi düşünün. Aslında bunların hepsi bir fayda. Aynen. Yani büyük camiaları bizim engelli sporlarını çekmek bize çok büyük bir faydası. Yani enerjisi yettiği sürece hani o 40'lı yaşlarda da oynayabiliyor anladığım kadarıyla. Ya şunu söyleyeyim, Özgür kendine çok iyi bakan bir sporcu. Onun için tabii belli bir yaştan sonra aslında tecrübeyle de oynuyor. Tabii ki fiziksel anlamda baktığınız zaman 20 yaşındaki bir fiziksel yeterlilik de değil ama onu aslında tecrübesiyle çok fazla kapatıyor. Özgür bu ülkenin yetiştirdiği engelli engelsiz değerlerden bir tanesidir, onu söyleyeyim. Çünkü kesinlikle yaptıkları başarılar ve takım arkadaşları, ekip ruhu söyleyeyim. O jenerasyonda Cem Gezinci, Ferit Gümüş, İsmail'ler, Fikri Gündoğdu, yani bunlar yaklaşık 7 tane sporcumuz bu başarının en büyük pay sahiplerinden. Evet. Birileridir. Evet. Sadece Özgür'ü söyleyip diğerlerini söylemek. Tabii. Çok, ben zaten çok Özgür'ün, şey olmaz. Kesinlikle yani Özgür'ün nazara vererek hani süre bakımından söyledim. Diyelim bir bölümümüz daha olacak abi. Müzik arası daha verelim. Aranın ardından sohbetimize devam edelim isterseniz. Tamam. Evet, spor hikayelerinin son bölümüyle karşınızdayız. Tekerlekli sandalye basketbol erkek amilli takım baş antrenörü Ahmet Akın konuğumuz. Abi son bölümde sizin vereceğiniz mesajlar önemli. Şimdi Türkiye'de birinci bölümde birazcık değindik. Yani Türkiye'de maalesef spor denince akla futbol geliyor. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Ve çok önemli bir başarımız da yok aslında. Hem kulüpler düzeyinde hem ülke çapında. Baktığınız zaman bu kadar harcanan para, bu kadar sarf edilen efor, bu kadar medya desteği, bu kadar sponsor, uzatabilirim bunu. Ama neticesi ortada. Bu konuda sizin vereceğiniz mesajlar önemli hocam. Bu bölümde tamamen size bırakalım. Neler söylersiniz? Medyaya, siyasilere, yöneticilere? Ya şöyle bakmak lazım tabii. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 22 branştan oluşan bir federasyon. Baktığın zaman sportif anlamda inanılmaz başarılı bir federasyon. Gerçekten yani öyle. Bir atıyorum okçulukta Gizem Girişmen, bir atıcılıkta Korhan Yamaç, yani bunu paralimpik şampiyonları söylüyorum. Bir Abdullah Öztürk masa tenisinde, Nazmiye Muratlı halterde, bunlar inanılmaz değerler. Yani bunları biz engelli bireylerin yüzü olarak aslında gösteriyoruz. Bu da ne sağlıyor aslında? Diğer engelli bireylerin ufuklarını açmasını sağlıyor. Medya yeterince yer bulabiliyor muyuz? Maalesef bulamıyoruz ama
Ya bu sadece bizim kaderimiz değil sportif anlamda baktığınız zaman. Ama biz medyadan pozitif ayrımcılık da bekliyoruz bu noktada. Çünkü dokundukları her engelli birey tüketen engelli birey değil, üreten bir engelli birey haline geliyor. Onun için bu devlet politikası olarak da yapılması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Çünkü hani bir laf vardır. Yani bana balık tutmayı öğret. Balık verme diyor. Balık tutmayı öğret. Yani engelli aynen. bireylere de biz bunu yapmamız lazım. O zaman da yanlış bir tabir kullanmayayım da, yani bu yanlış anlaşılmasın daha doğrusu. Devletin üzerinde kambur olarak görünen engelli bireyler, eğer biz üretmesini sağlayabilir isek, devlet de aslında bir alanı kendi üzerinden atmış olacak. Bunu da nasıl yapacak? Siz engelli bireyi okullarda okutmuyorsunuz. Yani okutmuyorsunuz derken fiziki anlamda onu yeterli hale getirmiyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, toplu ulaşıma kullandırmıyorsunuz. İş hayatına girerken handikaplı bir durumdasınız. Çok tercih edilmiyorsunuz. İşe girdiniz, liyakatla engeliniz durumdan bir üst kademeye geçemiyorsunuz. Yani bunları çok fazla sıralayabilirsiniz. Ha ne yapacağız? Yani evet, ne yapacağız? Eğiteceğiz. İnsanları eğiteceğiz. Bakış açımızı değiştireceğiz. Engeli görmeyeceksin. Yani hepimiz bireyiz. Aslında sorunumuzu çözmüş oluruz. Yani ben yaklaşık işte 18 yaşında kaza geçirdim. Neredeyse hayatımın 30 yılını sandalyede geçiriyorum. Yani uzun yıllardır sandalyede. Ben az önce de söyledim. Ben her şeyimi sandalyede kazandım. Ama biz bu ülkenin gerçeği değiliz. Asıl bu ülkenin gerçeklerini, gerçek engelli bireylerini konuşmamız lazım. Evet. Yani bizimki sadece adam ne kadar başarılı ya falan diyebilirsiniz. Biz rol model olacağız ama arkadan gelen engelli bireyleri de bir noktaya çıkartmamız lazım. Toplumun önüne sürmemiz lazım. Biz aslında doğru iletişimi ve diğer paydaşlarla söyleyeyim aradaki bağlantıyı kuracağız. Bu noktada şunu söyleyebilirim tabii. Biz 2017 yılında Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bizi Cumhurbaşkanlığında kabul etmişti. Yaklaşık 2 saatin üzerinde de bize bir vaktini ayırmıştı. Orada çok güzel bir sohbet muhabbetimiz olmuştu. O noktada çok desteğini hissettiriyor aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama sadece Cumhurbaşkanımızın desteğini hissettirmesi yetmiyor. Bunun tamamen ülkenin her kesimini içselleştirmesi lazım. Bu bir sorun, evet. Evet, bir sorun. Hem de büyük bir sorun. Yani engelli bireyler, hani diyoruz ya %10 engelli, neredeyiz biz? Ben buradayım, evet. Evet. Ben de görmüyorum ki sokağa çıktığım zaman. Neredeyiz? Ya bu rakamlarda bir sıkıntı var. Ya hakikaten biz engellileri evlere hapsetmişiz. Yani onun için önce engelli bireyleri dışarıya, topluma kazandırmak için onlara özgüven sağlamamız lazım. Onun için de onun en büyük şeyi, dediğim gibi eğiteceğiz. Bu pandemi süreci de aslında empati kurabilme adına çok önemli bir fırsat değil mi hocam? Şimdi insanlar ne diyor, evden çıkamıyoruz ya da çıkıyoruz işte haftada bir kere çıkabiliyoruz. Ama bunu siz çok güzel özetlediniz. Engelli kardeşlerimiz, yurttaşlarımız bunu yıllardır belki de ev hapsi bir yönüyle. Yani istedikleri zaman çıkamıyorlar. Dediğiniz gibi bir sürü engel var önlerinde. Toplu taşımalardan tutun da bir başka unsurlara kadar ki Münir abi çok güzel özetlemişti. Siz bir şey deplasmanla maça gittiğiniz zaman saatler önce gitmeniz lazım diğer yolcularda. Bu süreçte bu durumun anlaşılması bakımından çok önemli. Empati kurma adına onu tekrar vurgulamak isterim. Bunun için sizin başarılı bir milli takım hocası ve sporcuları olarak böyle yaptığınız paneller, işte öğrencilerle buluşma gibi organizasyonlarınız oluyor mu hocam? Biraz da ondan değinelim. Tabii ki oluyor. Yani olması da gerekiyor aslında. Biz Ankara'da, ben Ankara'da yaşıyorum bu arada. Çoğunlukla okullar bizi başarıdan sonra ya da daha çok tabii engelliler gününde ya da engelliler haftasında falan, bir de böyle bir şeyimiz var. Hani engelliler haftası, hadi engelliler işe aralım falan böyle. Aslında bu engel bizim her gün. Yani sadece bir gün değil.
Onun için topluma her gün anlatmamız lazım bunu. Tabii o günlerde çağırdıkları zaman tabii ki gidiyoruz, anlatıyoruz. Çocuklara dokunuyoruz, onlar bize dokunuyor. Yani bu dokunma, yani fiziksel olarak temas noktasını söylemiyorum. Yani onların aslında ruhlarına dokunuyoruz. Evet. Bu inanılmaz keyif veriyor bana. Niye? Şunu söyleyeyim. Yani orada doğru ifade ettiğiniz zaman, o çocuğun gözünde doğru şeyi canlandırdığınız zaman, büyüdüğü noktada artık sizin problemleriniz çözecek insan o insan oluyor. Çünkü evet. Bu çocuklar büyüdüğü zaman bir yerlere gelecekler. Evet. Sizin yapamadığınız ya da sizin jenerasyonunuzun yapamadığı şeyleri o çocuklar o yaşta artık o farkındalığa vararak büyüyecekler. Evet. Hani bu evet. Eskiden neydi? İşte engelli okulları vardı. Ha bunun avantajları varken dezavantajları da vardı. Dezavantajı neydi? Bir okula engelli bireyleri topluyorsunuz. Sonrasında da okulu bittiği zaman topluma salıyorsunuz. Yani bu adamlar sadece o küçük dünyalarında zaten yaşıyordu. Ama şu sonra an, sudan çıkmış balığa döndü. Aynen öyle. Şu an ne yapılıyor? Karma okullarda bir şekilde eğitim görüyorlar. Sorunları diğer akranlarıyla aynı şekilde yaşıyorlar. Düşüyorsa o diğer sağlıklı akranı onu kaldırıyor. Herhangi bir engeli olmayan akranı onu kaldırıyor. İşte büyüdüğü zaman da bütün sorunlarını zaten evet. Beraber çözmüş oluyor. Karma eğitim ne kadar değerli hocam. Hani belki 30 yıl sonra semeresini görecek bu ülke. Tabii. Şunu da unutmayın. Yani bugün için engelsiz bireyler, engelli bireyler için yaptıkları şeyler aslında ileriki hayatları için kendilerini yaptıkları şeylerdir. Ne için söylüyorum bunu? Bunun yaşlılığı var. Bunun atıyorum sandalyeyle düşünürseniz işte evlendin, çocuğun var, çocuk arabası var. Düştün, ayağın kırıldı, işte rampa ihtiyacın var. Yani aslında kurgu kendi geleceğine yaptığın bir kurgu. Normalde bana yapmış gibi göründüğün her şey aslında kendi evet, ileriki hayatında yapacağın bir kurgu. Evet. Hocam birinci bölümde söylemiştiniz, bununla bitirelim. Ailenizin, hani tesadüf oldu dediniz, çok pardon. Ailenizin gerçekten anladığım kadarıyla sizin bu başarıları elde etmenize önemli bir katkısı, payı var. Bu konuda ailelere, çünkü aileler için de gerçekten zor bir durum her anlamda, yani ekonomik zorluklar işte çünkü özellikle çocuklarıyla ilgilenen bireylerde görüyoruz bazen bıkkınlığa yol açıyor. Yani insan sonuçta hani hayatını idame ettirmekle beraber o yani iki kişilik yaşıyor en az, öyle söyleyeyim. Buradaki ailelere vereceğiniz mesajla bitirelim hocam. Aileler bu tür işte engelli çocuklar olan aileler için neler tavsiyeler bulunursunuz hocam? Tabii ki yani benim hakikaten spora başlamam da ailemin çok büyük katkısı oldu. Sonrasında da işimin çok büyük bir desteği oldu. Sonuçta sürekli kamplardayız. Yani eşimden daha çok ben burada sporcuları görüyorum. Yani o bile büyük bir bazen problem oluyor. Ya ailelere burada çok şey düşüyor aslında. Yani öyle bir aslında ülkede yaşıyoruz ki yani bu algı değişmeye de başladı. Hani bu ülkede bazen şunu söyleyeyim, yani o ailelerin çoğu şey aslında öldükten sonra çocuğuma ne olacak kaygısı var. Yani gerçekten bu, evet, en büyük soru o. Bu çok çok acı bir şey aslında. Evet, evet. Yani bunu aile artık düşünmemesi lazım. Yani öyle bir kurgu yapılmalı ki bunu söyleyeyim, ya sporla hani tamamını zaten spora yönlendirme şansınız yok. Ama yapabileceği her türlü şey olabilir. Yani burada dediğim gibi eğitimle bunu yaparsınız. Sanatla yaparsınız, resimle yaparsınız. Ne bileyim müzikle yaparsınız. Yani bir şekilde topluma adapte etmemiz lazım. Bunu evet. Sadece ailelerin üzerine yüklemek de çok doğru değil. Çünkü kesinlikle. Onların travmalarını da iyi hissetmek lazım. İlk başta da şunu söylemiştim. Bu ülkede engelli çocuğa bakışı, engelli aileye bakışı çok farklıydı. Yani bunu inşallah hep beraber değiştireceğiz. Siz doğru İnşallah. Anlatacaksınız, biz kendimizi doğru ifade edeceğiz. Siz yazılı, görsel, dijital ortamlarda bunları sürekli anlatacağız. Biz ötekiler değiliz, yani öteki insan değil. Biz evet. Dünyada bir bireyiz.
yaşamaya çalışıyoruz. Eğer bu ortamı güzelleştirirsek hep beraber güzelce yaşayacağız zaten. Hocam finali de çok nefis özetlediniz. Bu sadece ailelerin bırakılacak bir mesele değil. Toplum aynen. olarak hepimizin üzerine düşen görevler var. Bunu da çok güzel özetlediniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Paralimpik olimpiyatlarda Tokyo'da netice ne olursa olsun hocam. Biz sizinle Tokyo dönüşünde sporcularımızla birlikte tekrar sohbet etmek isteriz. Kupayla dönerseniz çok daha mutlu oluruz. Ama... İnşallah şunu söyleyeyim, lafınızı unutmayın. Kupayı sizin adınıza istiyorum hocam. Yani bu kadar emek veriyorsunuz, taşlanması yok. Yok, biz kupayı bu ülke adına alırız. Bu ülke çünkü çok şey hak ediyor. Bu ülke 80 küsur milyon insanıyla çok acılar çekiyor. Her gün çok acılar çekiyor. Bir nebze olsun bizim oradan getireceğimiz madalya onları mutlu kesin. Edecektir. Kesin. Biz onlar adına o madalyayı inşallah buraya getireceğiz. Ben spor noktasında çok iddialı konuşurum. Hedefimiz o, çalışmalarımız o. İnşallah amacımıza, hedefimize ulaşırız hep beraber. Unutmayın İnşallah. Bu ayaklardan bir tanesi de sizsiniz. Evet, çünkü evet. bir ekibiz. Evet. Ne olursa evet. olsun biz burada çalışıyoruz ama sonuçta bu ülke komple bir ekip. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Antalya'daki bu kampta bu yorgunluğunuza rağmen bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi inşallah olimpiyatlardan sonra tekrar görüşürüz ki öncesinde ben sizi de ziyaret edeceğim hocam. O kampta sporcularınızla da sohbet etmek isterim izin verdiğiniz ölçüde. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum. Hocam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Evet değerli dinleyiciler ve izleyicilerimiz. Bugün de spor hikayelerinin sonuna geldik. Tekerlekli sandalye basketbol erkek A milli takım baş antrenörü Ahmet Akın'dı konuğumuz. Çok önemli mesajlar verdi. Tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya sağlıklı ömür vefa ederse spor hikayelerine farklı bir konu ve konukla yeniden huzurlarınızda olmak ümidiyle hoşça kalın. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber.